sektördeki turumuza Mersin'de otomatik kapı sistemi üretimi yapan bir firmayla devam ediyoruz. Araç kullanıcılarının rahat, konforlu ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş kapı sistemini gelin Sedat Bey'in, yani firma sahibinin kendisinden dinleyelim. Sevgili izleyiciler, Mersin'de Veldo Şirketler Grubu'ndayız ve yanımızda şirketin genel müdürü Sayın Sedat Güney Beyefendi var. Sedat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Biz sizi tanıyalım Sedat Bey sohbetimizin başında. Tabii ki. Öncelikle Mersin'e hoş geldiniz. İsim Sedat Güney. Makine mühendisiyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Sektörde, otomotiv sektöründe 15. yılım bu. Ondan öncesinde 10 yılda imalat sektöründeyim. Toplam 25 yıllık bir çalışma hayatım var. İş hayatında uzun yıllardır varsınız. Peki bu firmaya yolunuz nasıl düştü? Bir Ar-Ge şirketi olarak kuruldu. Dolayısıyla burada bizim çok ciddi desteklerimiz oldu. 4 yıl boyunca sürekli Ar-Ge yapıldı. Ar-Ge çalışması tabii bir otomatik kapı, kayar kapı sistemleri ve basamak sistemleri üzerine yapıldı. Yani şirketin verdiği hizmet bundan ibaret. Evet, şirketimiz bizim ticari araç gruplarına otomatik kayar kapı ve basamak sistemleri yapıyor. Üretimimiz bunun üzerine ve 4 yıl boyunca sadece bu konu üzerine Ar-Ge çalışması yapıldı. Yelpazemizden biraz bahsedelim. Yani tam olarak nasıl bir üretim yapılıyor? Biz ticari araç gruplarının tamamına, yani bugün hafif ticari araç olarak baktığımızda birçok marka var. Bu markaların tamamına biz kapı ve basamak sistemleri üretiyoruz. Ürün yelpazemiz aslında oldukça geniş. Çeşitlendirdiğimiz ürünler var ve yapmış olduğumuz ürün grubumuz daha çok A+ ürün grubuna hitap ediyor. Yani VIP sektörüne hizmet ediyoruz. Biraz daha üst segmentlerde bizim ürün grubumuz. Bu kayar sistem sizin de bahsettiğiniz gibi tüm ticari araçlara uygulanabiliyor, değil mi? Tabii, tüm ticari araçlara. Hafif ticari araçların tamamına uygulanabiliyor. Yani marka gözetmeksizin. Marka gözetmeksizin, evet. Bütün markalara şu anda hizmet verebiliyoruz. Kayar sistemden biraz bahsedebilir miyiz? Montajı nasıl yapılıyor mesela? Evet, kayar sistemi montajları şöyle. Bizim Türkiye'de 30'a yakın bayimiz ve servisimiz var. Bizim bayilerimiz ve servislerimize verdiğimiz eğitimler sonrasında bayilerimiz ve servislerimiz bunu çok rahat bir şekilde montaj yapabiliyor. Aynı zamanda ana sanayiye çalışıyoruz. Bizim kendi ekibimiz de fabrikalarda gidip montajları yapabiliyor. Peki sistem nasıl faydalar sağlıyor kullanıcıya? Ya bizim sistemimizin en büyük özelliği, gizli sistem olarak biz sistemimizi adlandırıyoruz. Gizli sistemin en büyük özelliği şu, biz kapıyı taktığımızda, kapı mekanizmasını taktığımızda aracın orijinal görüntüsünden hiçbir görüntü farklılığı olmuyor. Siz sistemi görmüyorsunuz ama kapı çalışmaya ve basamak çalışmaya devam ediyor. En büyük özelliğimiz bu aslında. Tabii onun haricinde bir takım güvenlik tedbirlerimiz de var. Ama bundan daha önemlisi de şu, bizim kapımız, kapı mekanizmamız kapıyı %90 oranına kadar açabiliyor. Bizim diğer tip kapılar, yani çalışan diğer alt segmentteki kapıların açma kapasitesi %75 oranında. Dolayısıyla bizim oradan çok ciddi bir avantajımız var. Onun haricinde bizim yapmış olduğumuz yeni yazılımla kapıyı istediğimiz ebatlarda açabiliyoruz. Yani kapı bir kişinin geçebileceği kadar da açılabiliyor ya da daha da fazla açılabiliyor. İstediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. Bu tip özellikleri var. Onun haricinde güvenlik anlamında çok fazla özellik var. Aşırı akım koruması var. Herhangi bir sıkışma anında otomatik olarak kapı geri gidiyor. Onun haricinde güvenlik fitilimiz var. Güvenlik fitilimizle herhangi bir parmak sıkışması anında bile çok rahat bir şekilde geri gidebiliyor sistem. Ve bir başka özelliğimiz de kilit çektirme dediğimiz sistem. Siz kapıyı kapattığınız zaman normalde kapının tam kapanması için
hızlı bir şekilde vurdurmanız lazım. Bizim sistemimizde kapı zaten çok rahat bir şekilde kapanıyor. Çok fazla bir güç uygulamaya gerek duymuyor. Aynen öyle. Güç uygulamadan kapanıyor ve otomatik olarak kendi çekiyor. Diğer sistemlerde kapıyı kapatmak için çok hızlı vurdurmak gerekiyor ve kapı aracın içerisindeki basınç da kapının kapanmasını engelleyebiliyor. Bizde böyle bir riskimiz yok. Tabii biz insan güvenliği için çok ciddi yazılımlar yaptık. Zaten Ar-Ge'nin birçoğu bu yazılımlar üzerine oldu. Bu yazılımlar sayesinde de çok ciddi anlamda güvenlik tedbirleri uyguladık. Ve bunları tamamını standart olarak sunuyoruz. Şimdi güvenlik çok önemli bir şey çünkü bu sistem daha çok okul servislerinde kullanılıyor ve biz oraya çocuklarımızı emanet ediyoruz. O yüzden sistemin sunmuş olduğu avantajlar çok yüksek ama bütün firmalarda ya da bu işi yapan çoğu firmada bu kolaylıklar yok. Sizin onlardan farklı olan özellikleriniz var sisteme kattığınız. Tabii biz bunları standart olarak üründe kullanıyoruz. Standart olarak kullanılması için de diğer üreticilere de ön ayak olmaya çalışıyoruz. Sistemimizde güvenlik sistemleri oldukça fazla. Bahsettiğim gibi bunu farklılaştırmaya yönelik olarak da yani herhangi bir güvenlik sisteminde herhangi bir arıza olduğu zaman bir sonraki güvenlik devreye giriyor. Yani artık o kadar üst noktaya gittik ki onda bir şey olursa bu, bunda bir şey olursa diğeri devreye giriyor ve tam güvenlik sağlıyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Bu sistemle ilgili olarak bir önemli bir konu daha var ki hareket halinde olduğu zaman araç kapı otomatik olarak kapanıyor. Tabii o zaten yönetmelik şunu söylüyor. Araç 5 km hız sınırına geldiği zaman kapının otomatik olarak kapanmasını istiyor. Bizim sistemimizde şöyle kesinlikle bunu iptal edemiyorsunuz. Mesela diğer piyasadaki sistemlerde maalesef bu iptal edilebiliyor. Kapı açık gidebilen bir sürü minibüs görebiliyoruz. Ama bizim sistemimizde bunu iptal etme şansları yok. Çünkü buna izin vermiyoruz. Bu ciddi bir güvenlik sorunudur çünkü. Uygulamamız bu şekilde. Sistem nasıl kumanda ediliyor? Sistemi 3 şekilde kumanda edebiliyoruz. Birincisi aracın içerisindeki düğmeden, açıp kapatabiliyoruz. İkincisi aracın orijinal kilidiyle yapabiliyoruz. Üçüncüsü ise kolla, aracın koluyla yapılabiliyor. Çok kolay bir şekilde açılıp ve kapanabiliyor. Sadece aracın kolunu çekmeniz yeterli oluyor. Herhangi bir güç uygulamanıza gerek yok. Otomatik olarak kapı gidiyor. Kapatırken de aynı şekilde. İçeriden de dışarıdan da aynı şekilde. Sadece çekmeniz yeterli oluyor. Ve araç hareket halindeyken kesinlikle kapı açılmıyor. Peki bu sistemi araçlarına taktırmak isteyen müşterilerinize ne kadar bir süre veriyorsunuz? Aracı şöyle, araç montajı yaklaşık 2,5 saat sürüyor. 2,5 gün içerisinde bu iş halledilebiliyor. 2,5 saat içerisinde montajı yapabiliyoruz. Çok iyiymiş. Bu zamandan da tasarruf ediyorsunuz. Peki sunduğunuz bunun yanında müşterilerinize ne gibi avantajlar var? Müşterilerimize biz paket olarak bunu veriyoruz. Her şeyin içerisinde oluyor. Bütün montaj vidalarına kadar, cıvatasına kadar veriyoruz. Aynı zamanda montaj talimatları da veriyoruz. Bizim başka bir özelliğimiz de şu, araçlarda herhangi bir arıza olduğu zaman bizim elektronik kumanda panelimizin önünde ışıklar var. Bu ışıklar araçtaki arızanın ya da kapı sistemindeki arızanın nerede olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla her noktasını gidip ellemek ya da dokunmak da zorunda değilsiniz. İlgili olan yeri çok basit bir şekilde değiştirebiliyor. Bunu alan tüketici yani kullanıcılara da biz bunu anlatıyoruz. Ve servislerimize anlatmasını istiyoruz çünkü hani bazı şeyler var ki servise gelmeden çok kolay bir şekilde yapılabilecek, düzeltilebilecek arızalar. Bunlar için zaten bir checklistimiz var. Onlara bakarak hem oradan arızayı bulabiliyorlar hem de arıza zaten kendini işaret ediyor. Çok basit bir şekilde servis kolaylığı sağlıyoruz.